Efendim merhaba, çok güzel misafirlerim var. Kendi hayat felsefelerinin içerisinde yaptıkları işlere aşık iki misafirim. Birbirlerini de tanıyorlar. Merhaba, hoş geldiniz. Serap Ekizler Sönmez. Değil mi efendim? Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizi nasıl tarif edeceğim bilemiyorum. Bakalım nereden başlayacağız? Ve çok yakinen tanışıyorsunuz ve birbirinize çok saygılarınız var. Saygı duyuyorsunuz. Orhan Gorbon. Teşekkür ederim. Türk milletinin bir Gorbon ismine karşı böyle kalbi çarpar diye düşünüyorum. İlkleri yapan bir müessesenin veliahtı diyelim. Ve bundan sonra da devam etmesini umuyorum. İnşallah. Serap Hanım, siz çok özel bir hanımsınız. Çok zor bir şeyi başardınız. Dünyada sizin yaptığınız bu çalışmayı yapan parmakla sayılacak birkaç kişiden birisiniz. Dahisiniz bir yerde. Hayata nasıl başladınız onu duymak istiyorum. Nerelisiniz önce? Aslen baba tarafım Erzurum. Ben Almanya doğumluyum. Evet. Liseyi Kayseri'de bitirdim. Evet. Ve İstanbul süreci. Evliyim. Çocuklarım var. İki oğlum var. Oh ne güzel. Allah evet. Bağışlasın. Hayatımın özeti aslında bu, evliyim ve çocuklarım var. Evet. O hepsi onu besleyen güzel şey. Bir tariftir. Anne olmak, çocukları olmak ve çok bunun şükür. Haricinde eğitiminizin içerisinde yarattığınız kocaman bir eser var. Kimya okudunuz galiba değil evet, mi? Evet, evet. Evet. Niye kimyayı seçtiniz? Çok bilinçli bir tercih miydi? Sanmıyorum. İşte puanınız nereye yeterse. Zaten çok da üniversite sınavına hazırlanarak girmedim öyle, ben. Anladım. Öyle. Kimyayı seviyorum aslında. İşte puanım fizik, kimya ya da matematikten birine yetiyordu. Ve hazırlanılmadan girilmiş bir sınavda. Kimyanın geleceği parlak, seviyorum da. Organik kimyayı çok seviyorum. Organik kimyadan yol alırım şeklinde düşünüyordum. Kimyayı seçtim. Kötü de okumadım, dereceyle bitirdim. Bravo. Ama kimya eğitimini alırken de resim eğitimi hep beraber gitti. Hep bir sanat vardı yani hayatınızın var, hep içinde. Vardı. Çizmek mi istiyordunuz? Kendim ifade ediş şeklim, öğrenme biçimim hep çizim, çizgi üzerine. Yani benim için çizim öğrenmede en önemli araç. Yani ben o elimi gözümle birleştirip zihnimi ona göre şekillendirenlerdenim. Bir şey öğreneceksem o sembole dönüşür. İşte notlarımda hep bir köşede o konuyla ilgili olmasa bile kaçtığım şey de yine çizgidir, resimdir. Resim benimle hep gitti ama ben resimi... Ne tür resim dersi aldınız? Kimden aldınız? Ben İlham Atalay'dan uzun yıllar atölyesinde ders aldım. Fakat bir süre sonra çizgilerim çok fazla İlham Atalay'a benziyor gibi hissettim. Aa. Tabii ki mümkün değil. O ama bir öyledir. Usta. O bir usta tabii. Ama ben kendim farklı açılımlar yapabilmek adına hocamın da yönlendirmesiyle Erol Deneç'e gittim. Erol Deneç hocanın da bana kattığı çok güzel şeyler oldu. Sürrealist olduğu için onun gördüğü pencereyi görmek, anlamak ve kendi çizimlerime, resimlerime bunu yansıtmak. Benim için bir serüvendi. Sonrasında zaten kendi yolumu bulmak adına çok denemelerim oldu. Yolumu bulmuş muyum? Hayır. Resim benim için hala serüven. Şu anda doktora sürecindeyim. Doktora bittiği zaman da yine ben çok virgül koyduğum resime yine devam edeceğim. Çünkü o benim için kendini ifade ediş biçimi bir meslek değil. Benim için öyle. Tabii ki ressam olmak bir mesleğin ifadesi ama uluslararası koleksiyonlarda resimlerim var. Kendi bir dönem atölyemi, galerimi de açtım. Ama o dönemde bile hiçbir zaman ben iddialı bir şekilde ressamım, sanatçıyım demedim. Çünkü bu bir oluşum, süreç ve sanırım hiçbir zaman da o kapıyı oldum diyerek kapatmak istediğim bir alan değil. Serüven nereye götürürse bakalım ben oraya taşınmak niyetindeyim. Şimdi resim diyorsunuz, renkler geliyor akla. Sürrealizm dediniz. Resimle kendimi ifade ediyorum diyor. Peki nereden çıktı bu geometrik desenler ve analist? Yani evet. Kim sizi ateşi çaktı, kibriti çaktı? Öyle durup dururken olmaz bu.
muhakkak bir birisi vardır yahut bir şey görmüşsünüzdür, oradan alev almıştır. Evet. Bu aşk çok büyük aşk. Resimden de daha büyük bana göre. Tabii. Öyle bir kitap var ki burada sayın yönetmenim, bunu da lütfen konuşmanın başında gösterelim ve buradan yolu izleyelim. Bir dönem ben atölyem varken ders verdiğim bir süreçte, bir vakıfta ders veriyorum tabii çok uzun yıllar önce. Hep Batı sanatından bir şeyler anlatıyorum, farkındalık oluşturuyorum ama Doğu sanatı diye bir şey de var ve bu sanatı da ben anlatayım. İşte İslam sanatı denilen kavramın içini neler dolduruyor onu anlatayım derken hiçbir şey bilmediğimi fark ettim ve kendimden çok utandım. Yani bir Ebru'yu minyatürden ayıracak kadar biliyorum, herkes kadar, o kadar. Ama daha sonra okumalara başladım ve mimari benim daha çok ilgimi çekti ve aslında diğer bütün sanatların da anlam bulduğu bir alan olarak mimarinin, İslam sanatının bel kemiğini oluşturduğunu belki de hissettim, fark ettim ya da benim görüşüm öyle, bilemiyorum. Mimari okumalarımı da baktım, çok bölük pörçük okuyorum. Sonra kendi kendinize mi yapıyorsunuz? Kendi kendime birine yapıyorum. Birine danışmıyor musunuz hiç kendi yok, kendinize? Yok, danışacağım kişi de yok, yok o süreçte. Bilmiyorsunuz. Bilmiyorum, hiç akademiden tamamen dışındayım. Ben kimya mezunu, resim eğitimi almış bir insan olarak mimarlık okuması yapıyorum. Hatta bazen şimdi de gülüyorum, aldığım bazı kaynakları elden çıkardım. Tabii sonrasında sistemli okuma yapınca neyin doğru neyin yanlış olduğunu fark ediyorsunuz. İşte sanat tarihçilerini okuyorsunuz. Doğan Kuba'nın, Gülür'ün, Necipoğlu'nun o kitaplarına ulaşıp daha sonra oturup onları bayağı ders çalışır gibi çalıştım. Böyle fasiküller, şey notlar. Tek başınıza hiç kolay benim bir için şeydi. Keyifli bir şeydi. Çünkü ben orada bir şeyi öğreneyim ve bunu bir işe dönüştüreyim gibi bir çabayla yapmıyordum. Ben bunu öğrenmek istiyorum. Öğrendikçe... Şey olarak. Evet, aslında onu da entelektüel zemin oluşturmak adına da değil. Yani orada işte Mescid-i Nebeviye'den başlayıp, belki de Kabe'den başlayıp, Mescid-i Nebeviye'den başlayıp, Emevi döneminde bu sanat nasıl gelişmiş, değişmiş, yerel mimarinin etkisine abi bakıyorsunuz işte, Abbasi dönemine geliyorsunuz, tamamen farklı bir disiplinde Mütevekkeliye Camii'nin spiral minaresiyle karşılaşıyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz Orta Asya'da mimari bambaşka gelişmiş, bakıyorsunuz Kuzey Afrika'da bambaşka gelişmiş. Sonra şeyi anlamaya çalışıyorsunuz. Yani Sinan, tamam Sinan deniyor da bu koca Sinan'ı, Sinan yapan şeyin bütün bu mimarlık tarihi sürecindeki yeri tam olarak ne ki sorusunu soruyorsunuz kendinize. Zaten mimarlık tarihi okuması yapan ve bu toprakların ürettiği değerleri anlamaya çalışan birinin de Sinan'la kesişmemesi zaten mümkün değil. Ve benim zaten belki de bütün o süreçte o damarı oluşturmak, işte bakıyorsunuz Orta Asya'da Timur dönemi, Karahanlı, bir taraftan Gazneli ile kesişen Kuzey Hindistan, Delhi Türk Sultanlığı, Babür dönemi, İran'a geldiğinizde Büyük Selçuklu, Beylikler ve Anadolu Selçuklu, bir bakıyorsunuz Osmanlı kendi içerisinde o sürecini, gelişim değişim sürecini bambaşka bir perspektiften yürütmüş. İşte merkezi plan sistemi ne demek, kubbenin alana hakim olması ne demek, Sinan neden geniş alanlarda bir çardak modeli geliştiriyor ve bunun çardak modeli geliştirmesinin sebebi geniş alanlar oluşturmak, mekanı bölmemesi ne demek. Tabii bu arada epey bir mimarlık sözlüğü falan da karıştırıyorsunuz. Bu benim için de aynı resim gibi bir süreç. Yani bütün bu mimarlık tarihi okuma sürecim Sinan'ı anlamak. Kendimce kendime öğretmek için de eskiz defterleri tuttum. Yani her karşılaştığım ön ayak olmuş, dönüm noktası olan yapının eskizini çizdim, notlar aldım, defterler oluştu. Hatta Osmanlı mimarisiyle alakalı kısımda kitaplaştı, ikinci baskısı da oldu yine Ketebe'den. Resim yapmasaydınız belki buraya ulaşamayacaktınız. Belki o resim de. Yapma ve o işte not alma şeyiniz sizi buralara kadar taşıdı. Ben çok takdirle karşılıyorum. Eksik olmadım. Mimarlık tarihi okuyup da işte geleneksel sanatları içip yutup da hiçbir şeyden haberi olmayan da bir sürü insan var. Siz kendi başınıza ve bir
Mimarlık Fakültesi'nde keşke bir kere de okusanız. Hani bir kere keşke. Hani bunun üstüne okumak da evet. ballı börekli bir şey olur herhalde. Düşünmüyor da değilim de. Yahut yurt evet. dışında okumak falan gibi bir şey. Hani ne diyeyim, ay yani muhteşem bir olay. Daha hikayenizi dinleyeceğim ama Orhan Bey'e biraz dönmek istiyorum bu arada. Bunu çok daha detaylı olaraktan sizden dinleyeceğiz. Orhan Bey, siz üçüncü nesil değil mi efendim? Çocuklarınız evet. var mı? Yok maalesef. Yok mu? Ama ben çocuk istiyorum bakın burada. Haklısınız evet. Dördüncü nesili de görmemiz lazım. İnşallah, inşallah bakalım. Evet, üçüncü nesil olarak Türkiye'nin ilklerine imza atmış bir dedeniz vardı. Siz dededen başlayalım. Sizin kim olduğunuzu öyle seyircilerimize anlatalım. Buyurun efendim. Evet, teşekkür ederim. Öncelikle Serap Hocam'a teşekkür ederim. Burada beraber olmak çok güzel. Güzel. Size de teşekkür ederim. Evet, aslında yine bir gülmeyelim ama şey Serap Hocam'ı da biraz dedeme benzetebiliriz bence. Öyle böyle mi? Derya deniz bir ya. Birikim, bir tecrübe şimdi aktarıyor bize merak. Sanırım dedem de biraz öyleydi. İşte dedem de Cumhuriyet'in böyle işte o 1920'lerin, 30'ların bir şekilde bir ne diyelim güncel eğitim paketine dahil olmuş bir birey. Hem dedem hem de onun erkek kardeşi Profesör Bedi Gorbon ve Profesör Ribi Gorbon iki kardeş. Evet. Yani bir kız kardeşleri de var da iki bey. Her ikisi de Galatasaray Liseli. Her ikisi de profesör. Biri mimar, biri tıp doktoru Bedi amca. Dedem de aslında evet işte o dönem hem batıyı biliyor, hem doğuyu biliyor, hem Anadolu'yu biliyor, hem mimarlık biliyor, hem resim yapıyor, hem yelken yapıyor. Çok yönlü bir kişilik. Ve de o eğitim sisteminin yetiştirdiği, Cumhuriyet'in yetiştirdiği az sayıdaki donanımlı mimarlardan biri. Sonra da aslında yine orada da belki biraz Serap Hocam'la yolları kesişiyor. Geometrik desenlere çok merak ilgi var. Duyuyor ha, normal olarak. Yani tabii. Çünkü bu coğrafyadaki mimariyi takip edince oradan da seramiğe ve özellikle de seramiklerin dayanıklılığına yani 500 sene, 600 sene solmadan, çatlamadan dış cephede duran karoların mucizesine de bildiğim kadarıyla kapılaraktan seramik sektörüne adım atıyor. Dolayısıyla evet biz de onun şahane... İlkleridir evet, İstanbul'da evet aslında, değil mi evet, efendim? Tabii. Evet. Yani aslında 1950'lerde sanayileşen seramik sektörünün ilklerinden şüphesiz. Ama sonra da hediyelik eşya alanında, seramik obje alanında, perakende alanında, çini alanında da ilkler muhakkak. Evet, yani. Evet, evet. Evet, bizler de işte onun şanını devam ettirmeye çalışıyoruz. Devam ettirmeye çalışıyorsunuz. Hani Gorbon deyince soyadınız öyle ama bu nasıl diyeyim, Türkiye'ye mal olmuş ve gurur duyduğumuz bir isim. Karaköy ve çevresinde birçok binanın değil mi evet, efendim? Tabii. Duvar karolarından tutun. Örnek verir misiniz? Şu anda hayatta olan ve görebileceğimiz hiçbir mekan var mı? Aslında şu anda çok az kaldı tabii maalesef. Ama Karaköy konusunda haklısınız ama aslında Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde de birçok binanın dış cephesinde Gorbon el yapımı seramikler var. Evet. Onların hepsi bugünlerde maalesef teker teker yıkılıyor. Bazılarını kurtarabiliyoruz. Bazılarından haberimiz olmuyor maalesef. Evet. Atatürk Kültür Merkezi'nde vardı en son tabii, malum. Tabii, o çok tabii. müthiş bir, çok çağdaş bir tasarımdı. Kurtarılamadı mı o efendim? Yok, kurtarılamadı. Yani biraz onu anımsatan bir proje yaptılar. Evet. Ama o zamanki şey tabii o bina tamamen yıkıldığı için tabii o da şey artık durmuyor. İzmir'de Efes Oteli, İzmir Operası, Adana Operası, Truva Oteli'nde Çanakkale'de müthiş bir pano var. O hala duruyor. 1979 tarihli. Evet. Sonra bizim kendi mağazalarımız vardı. Mecidiyeköy'deki kırmızı cepheli Gorbon mağazası. 80'li 90'lı yıllar değil mi? Evet. Hani hepimizin hatırladığı ve mutlu olduğu ve hala evlerimizde de ufak tefek kalan toprak rengi evet. seramik. Evet ama anladığım kadarıyla evet. daha önceleri bir şey olmuş. Romantik bir dalga olmuş. Hadi Gorbon. O romantik dalgayı bir anlatalım bakalım. Nasıl bir dalga o? Evet. Yani... Şimdi biliyorsunuz bugünkü hayatımızda bazı şeylerin eksikliğini çekiyoruz. Mesela böyle ütülü giyinip işte beyaz pantolonlarla sokakta dolaşmak, bisikletle birisine çiçek götürmek,
Belki böyle vitrinlerde gözümüz yaşlı vitrinlere bakmak. Yani aslında daha bir sürü şey bence üçümüz burada çok güzel üretebiliriz. Bunların kesişme noktasını temsil ediyor galiba Gorbon. Ama daha eskilerde, hatta 60'larda 70'lerde anladığım kadarıyla. Onu da biz şuradan yakalayabiliyoruz. Hediye almak, vermek konusunda bir gelenek. Bir gelenek var, bir derinlik var. Hatta Gorbon'un o zamanlar bir sloganı var işte, vermek almak kadar güzelse o zaman Gorbon olsun gibi, ki o da onu anımsatmaya çalışmışlar bence biraz. Belli bir dönem Gorbon hediye olarak Türkiye'de çok ön planda yer almış. Yani birisine Gorbon vermek ya da keza Gorbon almak bence bugün rastlamadığımız kadar bir marka saygısı ve sevgisi olarak oluşmuş. Çok şükür yani bu, biz şimdi yeniden bu hikayeyi yazmaya başladığımız için karşımıza çok güzel hikayeler çıkıyor. Bu tip hikayeler de çok çıkıyor. Yani işte mesela bir, şimdi bugün genç bir bayan diyor ki ben anneme hep yalan söylerdim. İşte gidelim süt alalım derdim. Halbuki Gorbon mağazasının önünden geçeceğiz diye ben süt alalım derdim. Allah yani Allah. Çok çok romantik hikayeler var gerçekten de. Çok çok güzel, çok çok güzel. Kaç senesinde bir allak bullak oldu bu? 2001 maalesef. 2001 bu, mi? Türkiye'deki çok o ekon- yeni esasında. 20 sene. O evet. Ekonomik kriz sırasında değil evet, mi? Evet, evet. Şimdi her kriz yeni bir şeyi doğurur. Bizim şer zannettiğimiz şeyler bence böyle çiçeklenerek, taçlanaraktan tekrardan doğacaktır. Bizim bir silkelenmemiz gerektiğini işaretidir bu. Şüphesiz. Ve ben bu yüzden de çok mutluyum. Silkelenme zamanlarımız var. Üzülmeyeceğiz. Onu büyük bir şeyle karşılamak. Tevekkel olarak değil mi? Tefekkürle falan karşılarsak o zaman zaten yolunuz size açılıyor, kapılar da açılıyor. Evet. Zannederim sizin buluşmanız da buna bir sebeptir. Siz kaç senesinde buluştunuz, karşılaştınız, ne zaman aslında tanıştınız? Aslında 3 sene falan oldu sanıyorum. Evet, evet. Çok eski değil aslında. Çok, evet, olsun ama yeni bir şeyin başlangıcı. Orhan Bey bir iş için benimle İstanbul sosyal medya arkadaşıyız. Ha öyle mi? Evet. Yani ilk öyle başladı. İstanbul, yeni İstanbul Havaalanı'nın dış hatlar gidişinde bir küçücük bir mekan yaptık. Orada bir İstanbul ve Mimar Sinan tasarımı gerekti bize. Onu Serap Hoca'dan talep ettik. Aslında biz de onu sosyal medyadan bulduk ama sonra çok hayran olduk kendisinin. Sonra projeler yaptık birlikte. Evet, seminerler yaptık. Evet. İşte o disiplinli çalışmasının sebebi çok disiplinli bir hanım olduğunuzu biliyorum ben sizin. Zaten disiplin olmasa bu tür bir eser vermeniz de mümkün değil. Bu geometri konusu. Ben acaba dünyaya bu geometrinin bin bir çeşidi vahiyle mi indi falan diye düşünürdüm. İnanın içinden çıkan matematiği bilmiyorsanız, evet, buna kafanızı yormuyorsanız, kim bilir siz kaç şekle girdiniz bu çok, kitabı çok yapıncaya çok kadar. Nasıl bir eğitim yok, usta çırak ilişkisiyle yapılmış, yok, yok ama bunu var olan bir dönem. Bakın yok ama var olan bir dönem. Estetiğin, sanatın, Rabbin, bilimin, her şeyin çok değerli kılındığı dönemler. Ya bunu anlatmak ne kadar zor bir şey. Hani ilkel dönemler, aman işte şu yüzyıl canım, şimdi teknoloji var, hiç. Biz şu anda tam bir ilkelliği yaşıyoruz esasına. İnsan olarak, sanat olarak her şeyin ilkelliğini yaşıyoruz ve onun içinden işte doğmaya çalışıyoruz falan. O dönemde o yapılar, o tuğlalar, o seramikler nasıl yapılmış ve bozulmadan hala duruyor. Ben Japonya'dayken ilk tanıştığım yabancılardan biri, tabii ki üniversite hayatında bir yabancı arıyorsunuz. Herkes Japonya. Hani 1980 yılı, kimsenin Japonya'ya gittiği yıllar değil. Casablanca'dan gelmiş bir sanatçıyla karşılaşmıştım. Ay ne kadar heyecanlanmıştım. Ne kadar heyecanlanmıştım. Ve 1980 senesinde o Güney Afrika mozaik bir çeşit, hı hı, ne deniyor, karolar filan, evet, onların üzerine
üç boyutlu çalışmaya çalışan biriydi. Bakın Japonya'ya geliş sebebi de oradaki teknolojiyle bir şeyler yapmaya. Ne kadar hayran kalmıştım. Zaten Casablanca ismi bile insanı tarihin orasına götürür. O oralara gidersiniz. Birkaç kere denemek istemişimdir. Bu geometriyi acaba bir köşesinden bir şey olabilir. Yok kardeşim. Bunun için konsantre ister. Siz o konsantreyi anlatır mısınız? Nasıl başladı? O konsantre nasıl bir şeydir? O kafayı yorma nasıl? Siz yaratılıştan mı öyle birisiniz anladığım kadarına? Bir matematik kafanız da var. Aslında sözel değilsiniz siz. Matematikçisiniz. Tam olarak ne olduğumu tabii bilmiyorum ama şöyle bir şey var. Yani ben hem kendimi çok şanslı hissediyorum bu alanda Türkiye'de ilk olmak ama bir taraftan da çok büyük şanssızlık. Yani hep avantajlarınız aynı zamanda en büyük dezavantajınızdır tabii, ya bir taraftan da. Ben yüksek lisans yapmaya karar verdim bu mimarlık okumalarım sürecinde. Fakat yüksek lisansa başlamadan önce de tabii ben okumalarımı imkanlarım ölçüsünde, imkanlarım da benim Anadolu'yu gezmeme izin veriyor. Gittiğim her yerden ciddi arşiv oluşturuyorum. İşte Kayseri'ye kadar gitmişsem ben mutlaka Kayseri-Malatya yolu üzerindeki Karatay Kervansarayı'na mutlaka uğrayıp bu kervansarayı yerinde inceliyorum. Ve Selçuklu eserleriyle yüzleştiğiniz zaman birincil eleman geometrik desen oluyor. Ve ben sürekli karşılaştığım bu desenleri işte eve geldiğimde tekrar fotoğrafları inceliyorsunuz ama hala geometrik desen boyutunda değildim. Ama şey diyorum ya bunlar kimyadaki kristal sistemlerine ne kadar da benziyorlar falan. Ufak ufak çizmeye çalışıyorum. Bazıları yanlışmış, bazıları doğru. Kendimce bir sistematiği var mı acaba diyorum. Tabii internet o kadar yaygın değil. Dünyada bu işi yapan insanlar nasıl yapıyor, ne yapıyor bilmiyorum. Bunun bir alan olduğunun da dünyada farkında değilim. Yüksek lisansa başladığımda bir makaleye ulaştım. Başka bir konuda araştırma yaparken Hacalı Necefoğlu Hoca'nın Nakışların Yattaşı isimli bir makale. Çok sevindim. Arkeoloji ve Sanat Dergisi'nde yayınlanmış ve ben bu kişiyi bir sanat tarihçisi sanıyordum. Araştırdım, sonra bir baktım Kafkas Üniversitesi'nde bir kimyacı benim gibi ve çok mutlu oldum. Sonra kendi yaptığım analizleri bir şekilde değerlendirme fırsatım oldu. Tabii orada bir analiz metodu sunmuyordu o makale. O makale kimyadaki kristal sistemlerinin geometrik desenlerle paralelliği üzerine yapılmış bir makaleydi. Sanırım doğru yoldayım, evet dediğim bir süreçte. Tabii ben şöyle de bir şansım oldu. Bir arkadaşım Türkiye'de geometrik desenler üzerine bir çalıştay yapma kararı aldı ve ben de tam onun göbeğinde kendimi buldum danışman olarak. Kimdi o? Hüseyin Şen, bilim tarihçisi, Hollanda'da yaşıyor. Ve bu çalıştaya dünyadaki bu alanda ön ayak olmuş en önemli isimler ama işte Jay Bonner'lar mı dersiniz, Jean-Marc Castera'lar mı dersiniz, dünyanın farklı Amerika'dan işte Bridge organizasyonu ki 20 yıldır devam eden dünyanın en büyük matematik sanat organizasyonu, en prestijli organizasyonlardan biridir. Onun kurucusu rahmetli Reza Serhangi. Onlar bu çalıştaya geldi. İlk şeyde çalıştaydı. Kaç senesi bu? 2013. Sunum. Onlar da aynı şeyi senin için söylüyorlar bu arada. Tabii ki. Eksik olmasın. Öyle ben şahitim yani. Ben orada sunum yapmak istemedim, korktum. Şöyle arkadaşım dedi sunum yapamaz. Yapmadım. Ben dedim sadece danışman olacağım çünkü bunlar çok önemli isimler. Ben kendimi tartamıyorum çünkü bir bilgi var ama bunun karşılığı dünyada nerede bilmiyorum henüz. Hiç rahatsız da olmadım. O insanları tanımış olmak benim için bir şanstı ve mutluluk vericiydi. O anın dolu dolu tadını çıkardım. Sadece resimlerimle sergiye katıldım. O şeyi danışman olarak bulundum. Sunumlarını dinledim. Evet fena yolda değilim galiba dediğim şeylerim oldu. Evet doğru yoldan yakalamışım ve sanırım buradan ilerlersem bir şeyler olacak dediğim şeyler oldu. Onların bana çok ciddi bu boyutuyla katkısı olduğu gibi onların perspektiflerinin de aslında aynı olanları olduğu gibi farklı farklı düşünme biçimlerinin de kabul olduğunu, önemli olan o geometrinin kendi doğasına kendimizi bırakmamız gerektiğiymiş. Bunu fark ettim. Ve açıkçası
Bu güzel bir alan, evet beni saran bir alan ama bir taraftan da bir misyon yüklüyor. Şöyle, Türkiye'den biz analiz konusunda çalışan hiçbir akademisyene ulaşamadık. Ben o kadar mutsuz oldum ki ya nasıl olur diyorum. Bir üniversitede o kadar güzel sanatlar fakültelerimiz var, matematik bölümlerimiz var. Bakın işte bunlar yapıyorsa Türkiye'de bunlar bu toprakların hazinesi ya hani neden kimse yok ki düşüncesi size bir misyon da yüklüyor. Sıra gelmedi daha. Çünkü kendimizi bilmeden biz batıya çevrildiğimiz için batı daha orijinal ve daha değerli kılındığı için biz kendimize bir türlü bunlar eski püskü bir şeyler diye baktık. Tabii bu üniversitelerin içerisinde olması gereken. Bunun için bir enstitü kurulması gerekiyor. Çok önemli. 15 yıldır aslında mücadelem bu yönde. Yüksek lisansım bittikten sonra bana dediler bunu bir doktora tezi olarak yaparsan ancak bilim çevreleri bunu bir bilim olduğunu anlar. Ama bakıyorum doktora tezleri zaten yapılıyor. Ama hiç değilse o zaman olması gereken şekliyle bir doktora tezi olur mu acaba bunun için ben niyet edeyim mi derken şu anda ben doktorama devam Nerede ediyorum. Nerede yapıyorsunuz? Ben Marmara Üniversitesi İslam Sanatları tarihinde başladım. Tez aşamasında orada Bravo. Bıraktım. Tebrik Yeditepe ederim. Üniversitesi bana %100 burs verdi. Aferin. Çok saygıdeğer hocam Ahmet Taşal danışmanlığında ben tezime devam ediyorum. İşte karşınıza çıkmış. Çok ama şanslıyım. Şu mimarlık fakültelerinden çıkmaması da şaşırtıcı yani. Şaşırtıcı. Tabii orada mevzuat da var. Yani Yeditepe Üniversitesi'nde çok kıymetli mimar hocalarla tanıştım. Ece Ceylan Baba'yla görüştük. Ece, çok güzel insanlar. Evet. Çok güzel insanlar. Fakat orada tabii haklı olarak mimarlık kökenli olmadığım için alan dışı biriyim ve tabii ki orada ben onu anlayabiliyorum. Hı hı. Ama şimdi yüksek lisansımı sözel bir alanda yapıp sosyal bilimlerden yapıp da doktoramı da yine oradan devam etmek daha kabul edilebilir bir şey mevzuat gereği de belki. Hı hı. Ben onu anlayabiliyorum. O bu konuda hani gönlümde de çok büyük sıkıntı yok. Sadece şu olabilir belki bundan sonraki süreçte. Şimdi ben tarih bölümünde yapıyorum. Çok kıymetli, bana çok şey kazandırdı tarih bölümünde doktora yapıyor olmak. Orada da başka şeyler, Tabii. edinimlerim oldu. Öğrendiğim her şey bana kar. Fakat sonraki süreçte bunun inşa edilmesini önemsiyorum. Önemsiyoruz ya birçok bu benimle aynı duyguyu paylaşan insanla. Süreç gösterecek, bakalım nerede nasıl inşa edilecek. Çok az ümitli olmakla birlikte tabii ki inşa edilmesini kıymetli buluyorum. Hı-hı. Bir yerden başlamamız Hı-hı. lazım. Çünkü şu anda piyasadaki olan popülarite ki bu popülariteyi de sanırım kendim öğrenci yetiştirmek çabasıyla bir şekilde çok gayretli olduğum için bu noktaya geldi. Şikayetçi miyim değilim belki de buradan gidecek bilmiyorum. Ama üniversitenin akademik boyutuyla bu alana baktığı perspektif piyasadan daha geride olduğunu çok üzülerek söyleyebilirim. Akademik boyutuyla da daha üst segmente bu taşınabilmeli. Sanırım zamanla olacak o da. Bilmiyorum. Şimdi bu bir çeşit süsleme tekniği değil mi? Evet. Yani mimariyi oturtuyor. Üzerinde, içinde, dışında, neresindeyse bunu bir şekilde çok zor esasında yani aklım almıyor. Sanatsal boyutu bu. Evet. Bu sanatsal boyutu. Ama o sanatsal boyut yukarıdan geliyor. Yani öyle ben oturayım da hadi şunu çizivereyim evet, filan. Beş yok. Köşeli yıldız filan. Yok kardeşim yani. Bu nasıl bir şeydir? Ha? Aşk. Zaten tarihte olan ve bizim ulaşamadığımız hala kopyalarını eciş bücüş yapmakla uğraştığımız birçok şey aşkla yapılmış doğru adresler. Biz bunun kopyasını bile yapamıyoruz. Evet. Yani yapamıyoruz, Tabii. yapmayalım zaten. Ben Kopyası istiyorum. Yapılmasın ne olur. Evet. Aslında hepimiz bunu çözebiliyorsak biz. Yapılsın. Evet. Çözebiliyorsak yeni bir formatta yapılsın Tabii. ama. Tabii. Değil mi efendim? Kesinlikle öyle. Tabii geometrik desenler deyince biraz daha diğer sanatlardan daha katı
olarak bilimsel alana bir ayağı, hani pergelin bir ayağı bilim, etrafında onu işte sanat ayağı, o daireyi nasıl çevirirseniz, işte malzemeye göre değişir, uygulanılan alana göre değişir, coğrafyaya göre yer yer değiştiğini görüyoruz. Sanata nasıl bir dışa vurumla yansımış bu bilim? O tabii değişkenlik gösteriyor ama pergelin ayağı sabit bir şekilde geometrinin kendi disiplinine dayalı ve o da Öklit geometrisine, yani cetvel pergel konstrüksiyonuyla bir tasarımı inşa etme metotlarına dayalı. Bunu da zaten bir şekilde bir disiplin olarak edindiğiniz zaman karşınıza çıkan yeni tasarımlara da bakma beceriniz yine bilim ayağından hareketle mümkün olabiliyor. Ya da yeni tasarımlar, benim çok özgün tasarımlarım, yeni tasarımlarım da var. Ve bundan dolayı şöyle mutluyum, hani benim tasarımım olduğu için değil. Bu bana şöyle mutluluk veriyor. Hala bitmeyen, sonsuz bir tasarım imkanı sunan ama bu kadar da katı kuralları olan bir alan olmasına rağmen sonsuz tasarım imkanı sunan bir alan. Bir metodu var. O büyülüyor, o çekiyor. Evet. Müthiş bir şey. Müthiş. Mucize. Dünyanın hangi yörelerinde bu konuyla ilişkili çalışan, hangi memleketlerden bu zat-ı muhteremler? Jay Bonner ismini zikrettim biraz önce. Aslında Jay Bonner'la Gorman'ın da çok güzel bir geçmişi olmuş. Öyle mi? Vaktinde birlikte çalışmışlar. Vaktinde. Hangi yıllarda? Evet, bayağı 40 sene önce. Evet. Datadar ve var. Biz bu geleneği, bunu adeta gelenekselleştirdik sanırım. Geçen sene birlikte Jay Bonner'ın da dahil olduğu, yine Gorbo'nun üstlendiği bir organizasyonda misafir olduk hep birlikte. Orhan Bey'in bu konudaki gayreti gerçekten çok mühim. Çünkü biz geometrik desenlerle ilgili de workshop ve uluslararası çalışmalara da imza attık. Bravo. Bunlardan biri işte Jay Bonner, en önemli isimlerden biri. Nereli? Amerika. Ve 20 yıl süren bir çalışmaya imza atmış. Kendisi neci esasında? Grafik tasarımcı. Ama ben ikinci çalıştaydı. 2014 yılında biz uluslararası çalıştayı tekrar ettik ve aynı isimleri tekrar davet ettiğimizde. Ben sunum yaptığımda beni tanıştıran kişi kimyacı olduğumu söyleyince çok heyecanlandı Jay. Ve sunum bitiminde yanıma geldi. Biliyor musun dedi. Beni de dedi geometrik desenlerle buluşturan 16 yaşında iken babamın kitaplarıydı ve babam benim kimya profesörü. Evet. Ve 18 yaşında o altyapı onu Fas'a gönderiyor Amerika'dan ve Fas'ta bir sene kalıyor. Arşivini oluşturuyor, topluyor ve o 16 yaşından itibaren çalıştığı bir şeye dönüşüyor. Jay Bonner burada şöyle önemli, bir metodoloji de bu ömrüne sığdırıyor, ortaya koyduğu değer. Sonra Fransa'dan Jean-Marc Castera var, en kreatif kafalardan biridir, mimar aslında. Japonya'dan Akio Hizume var, Akio... o geometriyi sadece İslami geometrik alanında değil, başka üç boyutlu tasarımlar bazında da değerlendiriyor. Yıldız, Star Cage. Evet, evet. Onun daha başka bir boyutu da var. İran'dan tanıdığım güzel isimler var. Ali Rıza Sardalir, Said var. Ve şimdi İngiltere'de zaten Prince School gibi bir gerçeklik var. Ve o Prince School'da da ilk sistematik dersin verildiği bir okul orası ve onun üzerine de bu kadar sürekliliği olan bir okul yok zaten. Keşke Türkiye'de de hep diyorum bir şehzade school'umuz yok. Çünkü öyle bir okula ihtiyaç gerekiyor var. Esasında. Evet, bunu da kesinlikle. Öncülüğünü siz yapacaksınız bir İnşallah. Şekilde. Hani İnşallah. Üniversitelerin içinde değil, bu bir akademi olarak, bir enstitü olaraktan birlikte artık güzel işler de yapıyorsunuz. Muhakkak tarihe kalması açısından İran'da da var diyorsanız, yani neden Türkiye'de olmasın? Ama tabii başını çekecek ve çok disiplinli çalışma isteyen bir ve de bir sivil toplum örgütü, bir işte çok çok önemli bunlar. İran'da var, orada bir parantez açmak istiyorum. Çünkü İran'da bir damar devam ediyor, geleneğin olduğu bir damar. Biliyorum. Ve orada ben İran'a gittiğimde bahsettiğim isimli Reza ile biz konuştuk ve ben ona işte mimarsın ve başka ne işler yapıyorsun? Beni uyardı, dedi ki ben hem geleneksel mimarım
hem modern mimar. Ne demek ki o yani? Çünkü dedi bizde dedi mimarlık eğitimi iki yönde ilerliyor. Eğitim olarak, akademik olarak. İsteyen geleneksel mimariden ilerliyor, isteyen modern mimariden. Ben ikisinde de çap yaptım dedi. Bizde böyle bir alan yok mesela. Şimdi ben bunları duyunca daha da ağlamak istiyorum tabii ki. Söylemek istediğim o kadar çok şey var ve söylüyorum her programda. Gelenek dediğimiz şey bir şeyin aynısının kopyasını yapıp tekrar etmek değil. Ne resmin, ne minyatürü, ne tesbih, ne hattın, ne bir şeyinin. Geleneksel mimari o kadar önemli bir konu ki. Yani mimari çok önemli. Mimariden yola çıkarak yapılan bir şeyler bunlar. Mimariden çıkarak dünyayı fethetmek. Mimarlık çok önemli. Bu bölümlerin açılması gerekiyor. Ama bölüm açılsa da hocamız yok. Yani hoca yetiştirmek gerekiyor. Tabii uluslararası hocaların gelip ders vermesi tabii. Bunlar çok olanaklı şeyler. Hani bir örnek vereceğim ben mimari değil de sanat konusunda yine kendi ailemden, Japon aileden vermek istiyorum. Doğunun doğusunun gözü İran'dadır ve Selçuk'tadır. Batının batısı da gözü Selçuk'tadır. Ama biz ortada olduğumuz için bu kadar da miras olması dolayısıyla, bu kadar çok medeniyetin bu topraklardan geçmesi dolayısıyla biz kendimizi bırakıvermişiz. Hak da veriyorum. Çok zenginseniz hiçbir şey yapamazsınız. Hani ekmek elden, su gölden miras var ya. Yedi miyiz? Miras biraz? Yedi bir kimlik üzerinde debelenip duruyoruz. Çok üzülüyorum. 1960 yılında ilk İran'daki kazılar yapılıyor, toprak altı kazıları yapılıyor. İşte bu seramikler çıkartılıyor, Şah döneminde tabii ki. Ve bu kazıları yapan da Japonlar ve benim kayınpederim olan zat-ı muhterem, Kato ailesi. Şah önemsemiyor, o da önemsemiyor o kadar bu tarihle ilgili şeyleri. Ve çıkan malzemeyi işte minayi tekniği, lüster tekniğinden çıkan o şahane eserler. Her görüşte, orijinalini görüşte hüngür hüngür ağlarım ben. Yani beni çok etkiler. Satıyor. Diyor ki alın, götürün. Neymiş? Şey, şah mı satıyor? Şah satıyor canım. Gemilere koyuyorlar. Benim kayınpederimin ailesi de seramik üzerine bir şeyi var. Geleneği olan bir ailenin oğlu. Genç o zaman 1960 yılında. İşte kaç yaşında? 40'lı yaşlarda falan yani öyle çok da genç değil. Gemilere koyup Japonya'ya getiriyor. Japonya'da onları analiz ettiriyor. Bütün kimyasal olaraktan nasıl malzemeyle kullanmış. Tabii ki bir Doğu kültürü seramiğe ve topraktan yapılmış olan esere yani yaratılışın bir malzemesi olarak bakıyor. Onu hani biz Türklerde o zerafet kalmadı tabii ki şimdi. Hani suyu içerken bile kaba bakıp içindeki suya bakıp yaradana şükredip altındaki isim var mı acaba deyip onu avcunun içerisine koyup ondan sonra tek eliyle alıp bir yudum almak onun için eşsiz bir şey. Biz suyu nasıl içeriz? Alırız, langır langır içeriz değil mi? Orada bir seremoni var. O yaradana karşı işte toprak, su, güneş, yaprak, her şey doğada olan, her şey onların ateşini böyle devamlı bir şeyle yaşıyor. Yaradanla yaşadığını hissettiren bir mezhep orası. Kayınpeder bunları Sayın Kato orijinallerinin tıpkısını aynısını yapmaya başlıyor. Tıpkısının aynısını önce. Bak bu çok önemli. Toprağından, boyasından işte filanca yıllar sürüyor. Ve aynıları o horoz başlı lüster vazolarını düşünün. Evet. Aman Allah'ım, sanki altın, o lüster zaten simsiyah çıkar fırından, sonra zımparalanır üstü. Sonra bir bakarsınız altın rengi, böyle kahverengili altın rengi şeyler çıkar. Sonra ne yapıyor?
Japon kültürüyle, Japon kimliğiyle İslam kültürünü buluşturuyor. Yeni eserler vermeye başlıyor. Ben bunu istiyorum. Kültürler birbirlerinin tesiriyle yeni bir şeyler üretir. Hep öyle olmuş zaten bu zamana kadar. Mimar Sinan'ın Mimar Sinan oluncaya kadar ki geçen yüzyıllara bir bakın. Tabii tabii. Ve Osmanlı'nın o Mimar Sinan'ı yaratması, o Süleymaniye ya işte Edirne'deki Selimiye Camii'nin yaratılışı var ya, kaç medeniyetin külahsası. Öyle kolay bir şey değil. Ben böyle bir yoldan geçtim ve bunu gördüm ve dünyanın en ünlü müzelerinden birine sahip ve hepsi camları arkasında durmaz. Durur öyle. Ha. Durur müzede. Elleyebiliyorsun, dokunabiliyorsun, heyecanlanıyorsun. Ve yeniden yaratılmış bir şeye imparator tarafından yaşayan hazine unvanı verildi tek kişiye. O da Kato. Ben bunu 20 sene yaşadım. Yaşadım, gördüm. Nasıl oluştuğunu gördüm. Şimdi dönüyorsun. Bu ülkede de bir şeylerin olması lazım. Toprağımız var, suyumuz var, güneşimiz var, her şeyimiz var. Kafamız var, üniversitelerimiz var. Çalışan şurada müthiş bir kadın var ve özel bir ödül alması gereken, yani yaşayan hazine ünvanını alması gereken bir zat-ı muhterem. Ve buradan yola çıkılıp bir de yeni kreasyon yapıyorum diyorsunuz. Yani çözüyorsunuz, yeni bir şey üretiyorsunuz. Var ya, eli öpülesi. Ve bunun dünyaya, bakın bu ülke sanat ve kültürle ve gelenekle yücelecektir. Geleneğin yeni oluşumlarıyla yücelecektir. Ne olur bunun temellerini atmışsınız kendi branşınızda. Bunu ne olur birlikte yüceltin, taçlandırın ne olur. Ben kendi branşımda elimden geldiğince bir şeyler yapıyorum ama hep yalnızım. Evet. Ben birilerinin destek demeyeyim de birileriyle birlikte kolektif çalışmayla olur bu, çok bu tür şeyler. Evet. Tek başına olmaz. Siz tek başınıza okumuşsunuz, etmişsiniz, çıkartmışsınız. Bundan sonra kolektif çalışma ister. Kesinlikle. Gümbür gümbür. Hem de böyle çıkışlar yapılacak, büyük sergiler yapılacak, büyük şovlar yapılacak dünyaya tanıtmak için. Benim gözümle, İran'ın gözüyle, Amerikalı'nın gözüyle, Faslı'nın gözüyle, hepsi başka. Tabii. Öyle değil mi? Hepsi tabii, başka tabii, değil tabii. mi? Başka, başka. Ya müthiş bir mimari bir şey oluşabilir. Yani Zaha Hadid de bunlardan biridir tabii. bence. Zaha Hadid de normal bir insan değil. Onun gözüyle gördüğü o mimariyi, yaşadığı geçmişi sürrealist bir şekilde sunmasını... Onun üstüne de birisi çıkmadı yani. Nefes alıp vermeniz, biraz tansiyonunuz çıktı biliyorum. Fazla idealist olamıyorum, onun için nefes alıp veriyorum yani. Ben de sizin gibi düşünüyorum ama çok da ümitli ama değilim yani. Ama hayır, umutsuz yaşanmaz bakın. Yok, umutsuz değilim. Hayır, de, bir yerinden tutacaksınız, birilerine yani, emanet edeceksiniz. Hayat böyle bir şey. Ama emanet o Japonya'daki inceliği yaratmak da yani kolay değil. Artık şimdi bu Japonya'yla aşamadan sonra mukayese yani, etmiyorum ama... alınacak İran'da örnekler ve dersler var. Tabii. Tabii dersler var ama aynı seviyeye gelmek imkansız. Yani başımıza bir şey mi düşmesi gerekiyor? Hani i̇şte Japonya'nın evet. başına düşmeseydi Amerika acaba bu hale gelir miydi? Gibisinden belki, mesela. Yani biz çok varlık içinde yaşayan toprağız. Çok varlık. Evet. Çok zenginiz. O zenginlik bizi biraz aşağı çekiyor galiba. Hı? Rahatız çünkü miras var ve o mirasın bizde yanılgı şu oluyor sanırım. Bilgi toplumu olmak başka bir şey. Bilgi toplumu olmak demek, bilgi üreten toplum demek. Biz vaktinde üretilmiş bilgiyi bile anlama zeminini, o şansı bile kendimize vermiyoruz. Çünkü bu bir bedel ödetiyor insana. Ve biz bu bedeli ödemeye hazır değiliz. Biraz böyle atalet var, tembellik, var olanı hızlı tüketmek çeşitli projelerle bazen böyle bakıyorum. Aa, harika bir proje başlığı. Kim düşünmüş bunu? Ne kadar kreatif
diyorsunuz, o projenin çıktısını dört gözle bekliyorsunuz. Gittiğinizde tam bir hayal kırıklığı olabiliyor. Bu da yine işte tüketmek üzerine kurulmuş bir şey. Aslında ben artık şuna geldim. Son birkaç yıldır beklenti evet güzel, umut güzel ama umutsuzluk da hiç nötrüm. Yani umutsuz da hissetmiyorum, umutlu da hissetmiyorum. Ben de onu demek istiyorum. Şöyle yapıyorum kendim. Çünkü bu benim ruh sağlığım için de çok önemli bir şey. Çünkü ben üretmek istiyorum. Ürettiğimde görünür olsun istiyorum. İşte görünür oldu. Bir tarafı zorluyorum. Kapıyı işte kapıda duruyorum. O olsun istiyorum. Çünkü o olursa, ancak o olursa bunun gerçek anlamda olduğunu düşünüyorum ve bu bir aslında yanılgı. Çünkü oradan olmaz da başka bir yerden başka bir şey olur ve bireysel çabaların aslında sistemsel çabaların daha güçlü olduğunu biliyorum. Ve tabii, onu tabii. da tetikleyebilecek tabii. bir güce sahip olduğunu deniyorum. Ama kişiyi çok yıpratıyor tabii ki. Keşke var olan bir sistem olsa, keşke... Ben bunu sadece geometrik desenler için gözlemlemiyorum tabii. Yani bu toplumda üretiyorsanız farklı farklı noktalarda üreten her insanda bir araya gelip konuştuğumuzda dert aynı, kaygı aynı. Yok, şimdi bu biraz özel bir konu yalnız diğer konularla. Bunu ayıralım, o herkesin anlattığı o dertleri falan. Bu başka bir konu. Şimdi ne yapacağız? Pardon, bir... Araya girebilir evet, miyim girin. Biraz önce? Size veriyorum sözü zaten. Tamam, teşekkür ederim. Ceyban'a dönmek istiyorum müsaadenizle. Ben şimdi 4-5 senedir bu seramik işiyle ilgileniyorum. Bizim fabrikada böyle arada sırada bir sohbet oluyor. Bir şu renk yapalım, şu form yapalım. Oradan birisi diyor ki data darbar gibi yapalım. Data darbarın da ne anlama geldiğini bizim fabrikada kimse bilmiyordu. Ben de bilmiyordum. Yani babam biliyor tabii ama babam da yoktu. Meğersem data darbar Lahor'daki... Pakistan'daki müthiş türbe ve cami. İşte Jay Bonner beyefendi sağ olsun o zamanlar Irak'ta çalışan bir İngiliz firmayla beraber Lahor'daki camiyi tasarlamışlar. Seramiklerini de sevgili babama getirmişler. Onu da babam yapmış. Sonra da gidip oraya döşenmiş. Fakat 40 yıl boyunca soyadı Gorban olan ya da bizim fabrikada çalışmış birisi oraya gidip görmemiş. Ben de data darbarın ne olduğunu bilmiyordum. Benim de biraz ilgim var çok şükür bu biraz bu manevi konulara. Sonra data darbarın ne olduğunu araştırdık. Evet. Data darbar Al-Hücviri denen bir müthiş bir sufi. Hatta yani Pakistan'a ve Hindistan'a yani bugünkü Pakistan'a ve Hindistan'a yani aslında o subkontinente Müslümanlığı götüren kişi diye geçiyor Al-Hücviri. Ve onun türbesi küçücük. Aynı bizim Konya'daki Hazreti Mevlana Hazretleri'nin türbesi boyutunda. Ama yanında koskocaman bir cami var. O caminin meğersem seramiklerini biz yapmışız. Yani Pakistan'ın ve Hindistan'a Müslümanlığı getiren mekan orası. Siz yürürsünüz kardeşim, yürürsünüz. İşte babam sağ olsun, dedem sağ olsun, büyüklerimiz sağ olsun. Evet, fakat orada da gerçekten de böyle koskocaman bir cam kapı var. Biz gittiğimizde orası kapalıydı. Çok sevgili bir Pakistanlı arkadaşımla gittik. Sonra bir sürü insan öyle namazını bekliyordu. Biz de bekledik. Ondan sonra o cam kapı bir açıldı. Bizim seramikler böyle koskocaman bir duvar, mavi beyaz. Jay Bonner'in kufi tasarımı. Ve orada yani böyle binlerce insan o seramiklerin önünde ibadet ediyorlar. Yani tüylerim diken diken oldu tahmin edersiniz. Sizin çok yolunuz şükür. Açık efendim. İnşallah. Her inşallah. Şeyin bir zamanı varmış. Bu sohbet esasında bitmez. Yani bitmez, bu evet. çok sizi çok konu. Az konuşturdum. Çok az bir zamanımız var. Yok, ben çok keyif alıyorum sizinle. Bundan sonrası esasında önemli. İnşallah. Bu zamana kadar olan yaşanmışlıklar da gerekiyordu. Böyle yaşanmış. Tabii tabii. Bir şeyin tekrardan başlaması, doğuşu. Ve buna sebep olmanız ne kadar mübarek bir şey. Yolunuz Eylesin. Açık olsun ve siz buyurun, buyurun. Sizin de güzel enerjilerinizle beraber inşallah. İnşallah, inşallah. Her zaman yanınızdayım, her zaman arkanızdayım. Buyurun. Orhan Bey'in aslında tam da siz seramik konusunu konuşurken ve o Kato Beyefendi'nin olaya nasıl baktığını işte felsefesiyle birlikte bir maddeyi ele aldığını anlatmıştınız. Tam da aslında bence Orhan Bey'i de bu anlamıyla özel kılan şey o. O da seramiğe böyle bakıyor.
Ve birkaç böyle ben sunumunu da dinlediğimde, röportajını dinlediğimde, ikili konuşmalarımızda da ben onu anlıyorum. Hı hı. Zaten yaptığınız işe bir ruh katmazsanız o şey sizin de olmuyor bir taraftan. Hani o yapılan her iş evreni anlama çabamızın da bir parçası ya bir taraftan da. Aslında o şeyi oldurmaya çalışırken o şey aslında sizi olduruyor. Belki de bu ben onun hayatında ve yaşadığı tecrübelerden de biliyorum. Onun dönüm noktalarını da biliyorum. Aslında o da öyle bakıyor. Başka bir taraftan ben aynı tecrübeleri yaşamadım ama hikaye aynılaşıyor bir noktadan sonra. Öyle değil mi? Zaten o kişiler de bir araya geliyor. Evet, onu diyecektim. Evet. Bunu bu sohbette konuşmak ne büyük bir şans. Sizin bir sürü birçok meziyetiniz var esasında. Hem sporcusunuz hem denizle meşgulsünüz. Başka güzel koleksiyonerliğiniz, her şey var. Ama bu topraktan gelen bu mucizeye gönül vermişsiniz. Evet, orası öyle. Evet, çok şükür. Teşekkür ederim. Evet. Çok güzelsiniz. Her zaman yanınızdayım. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Nice güzel programlara ve sempozyumlara ve konferanslara diyelim. Teşekkür ederim. Efendim, bir mucizeyi konuştuk. Topraktan gelen ve onun üzerine tasarım harikası olan bu geometrik dizaynların, desenlerin analizini yapan bu muhteşem kişiyle sohbet etmek şerefine nail oldum. Yine nice konuşmalara diyeyim. Çok mutluyum. Güzel şeyler olacak bu ülkede. Teşekkürler.